من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 3-4 tane mevzu ayrı ayrı yapacağız. Size bir müjde de şey yapayım. 8. sözü 8. söz Filistesine bakarsanız görürsünüz. 8. sözü İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda var. Bu misali Allah vermiş. Bu örnek var ya, kuyu örneğini. Ustadın falan değil. İbrahim Aleyhisselam'ın da değil. Allah vermiş. Velillahi meselul a'la, en iyi misali Allah verir. 16. surenin 16. ayeti. Onun hakkında çok garip, İnşallah simgedir, tamamen simgedir, semboldür. Hiç şimdiye kadar hatırımıza gelmeyen benim. Şeyle, bir manayla yakında inşallah o dersi yapacağız. Ama bugün o değil tabii. Onu söyleyeyim, çok ilginçtir. Şimdi bugün işaret edeceğiz, 145'te okuyacağım. Bazı ezberlerimizi belki bozacağına inanıyorum. İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır. Bedensel değil, cinsellik değil, fikir değil, dünyevi menfaat değil. İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, en fazla, diğerleri de diyor da, en fazla kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır. Bunun dışında olan tek bir şey, o da Allah'tır. Her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şefklerini mübadele etsinler. Her iki taraf kişiler değil, kalp. Oradan yürüyeceğiz şimdi. Kalpten yürüyoruz. Her iki tarafta sevgilerini, aşklarını, şefklerini mübadele etsinler. Mübadele, değiş tokuş yapmak. Değiş tokuş yapmak etsinler ve lezaizde, lezzette birbirine ortak, lezaizde, lezzetlerde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Kalplerin en latifinden bahsetmeyeceğim malum. Her peygamberin ve her asır mücedidinin bir dağ ve mağarası vardır. Her peygamberin, her mücedidin dağ ve içinde bir mağarası vardır. Mağara var. O mağarada kalpler inşa ediliyor. Vahiy orada oluyor. En fazla. En önemli şeyler orada oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi vahiy nerede olmuştu? Hira'da. Değil mi? Oralara gireceğiz. Simge ve sembol. Niçin orada? Ve hiç kimse yokken ne yaptı o? Ben bir metni okuyayım. Dayanamıyorsan. Gam ve kederli şeylerde yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte, düz okuyorum, bir işte mutahayir kalan veya bir şeye dalarak
mutahir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam velev zinen olsun ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Bu Allah'lık ahlakıymış bu. Allah'ta da varmış bu. Hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Değil mi? Var. Yani Allah bir kendisi seyrediyor, bir de gayri nazarıyla Allah seyrediyor. Yani insanların nazarıyla seyrediyor. Böyle bir insanda bir sistem çalışıyor. Ben tekrar geri döneceğim, simgelere gireceğim. Kalplerin en latifi, en şefiki, kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Kısmı sani ne demek? He? İkinci kısım. İkinci, neyin ikinci kısmı? Kalbi. İnsanlığın ağır. Değil mi? Evet. Yani senin adeta fotokopin. Fotokopi. Hani arabada istepne lastik var ya, öyle değil. Hani patlayınca takarsın. Kalbine mukabil bir kalp. Kalplerin en latife gireceğim ne demek? En şefiki kadın kalbidir. Kadına da gireceğim inşallah. Biraz bağışlayacaksınız, bazı simgeleri kıracağız ama. Fakat kadın ile kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhu imtizaç geçimi ikmal eden, kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden, suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren, yani kadınla bizi ünsiyet ve ülfet ettiren, ülfet alıştırmaktır. Ünsiyet ise doymamazlık, inşa edilmek. Hani duada diyoruz ya Rabbi, ünsiyetimi artır, ülfetimi kaldır. Alışkanlık, ülfet. Şimdi gireceğim ona da inşallah. Fakat kadın ile ruhu imtizaç, ruhi, ikmal eden, kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden, tamamlayan, suri ve zahiri olan arkadaşlığı samimileştiren nedir o? Yani o kalbi yapan, kalbi olgunlaştıran neymiş o? Kadının iffetiyle ahlak-ı seyyeden temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Şimdi ben buraya girmeden birkaç malumat vereceğim. Kadın bakışımız buraya olgunlaştırmak adına herkesin bildiği kişiden bahsedeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geldiği zaman endişe etti ve telaş etmiş. İki tabir oradan, benim değil. Endişe ve telaş etmiş. Sebebi dağlar, taşlar, ağaçlar selam vermesidir. Ve endişe ve telaş etmiş. Vücutta bedensel itibariyle titreme alır. Çok tuhaftır. Bu eve geldiği zaman örtün dedi. Sonra kalktığı zaman kaldırdı. Hatice radiyallahu anha, ne oldu ey amcaoğlu dermiş. Çünkü baba tarafından akrabadırlar. Baba, dede tarafları, baba, dede. Amcaoğlu dermiş. Çünkü öyleydi, o soydan geliyorlardı. Ne oldu? Titreyerek ağaçlar, taşlar bana selam veriyor. Acaba ben aklımı oynattı mı diye endişe ve telaş etmiş. Korkmamış da telaş etmiş. Bunu 19. mektupta Varaka bin Nefele
amcasının oğludur. Hatice radıyallahu anh'ın amcasının oğludur. Amcası değildir, amcasının oğludur. Ona söylüyor Hatice validemiz. O da bir yöntem söylüyor. Sonra daha gireceğim, sonra bir daha okuyacağım. Bir daha ey amcamın oğlu, öyle şeyler gördüğün zaman bana haber ver demiş. Sonra şeye gireceğim. Yani niye bu sistemi çalıştırıyor? Sonra Cebrail geldiğini söylüyor. Görüyor musun şu anda diyor. Evet Cebrail şey ya karşımda diyor. Hatice radıyallahu anha onun sağına oturuyor. Hala karşımda mı? Evet diyor. Peygamber oraya bakıyor. Sonra saçını açıyor. Orada mıdır? Hayır diyor. Sana müjdeler olsun. O melekti. Şeytan değildi. Sen peygambersin. Allah Resulü'nü teskin ve teselli eden kadındır. Ve rahatlıyor peygamber. İki cihan serveri, bütün kainatın çekirdeğini rahatlatan bir kadın. O bunu nereden biliyor? Çünkü Varaka bin Nefel Tevrat'ı ve İncil'i iyi biliyormuş. O bozulmamış o dönemlerde. Arak kavminden birisi geleceğini, böyle böyle şeyleri söyleyeceğini ve Hatif denilen, gaybden haber veren cinni tayfesinden bir grubun ihbarıyla dünyada olduğunu ve o kavimde geldiğini fakat kim olduğunu tespit edemiyorlardı, bekliyorlardı. Böyle bir amcasının çocuğu, o da amcasının kızı, böyle bir şey söyleyince Ozan dedi ki, bunun diyor şeytanla şeyin, meleğin ayırt edilmesi şeydir, saçtır, kadının saçıdır. Kadının saçı diye nurdersi.com'da bizim sitede bir saatlik bir ders var. Şu anda böyle bir tıpta yok ama gelecekte olacağına inanıyorum. Kadın saçı bir uzuvdur, organdır. Kişinin kimliğidir ve kişiliğidir aynı zamanda. Bir zinet değildir. Yani bir göz kulak gibidir. Şimdi onu sorgulattırmaya kullanılan malzeme saçtır. Oraya bakarsın, saça girmeyeceğim şimdi. Fakat ben temas etmek istediğim onu rahatlatan ve teskin eden eşi. Eş böyle olmalı. Yani karşıdan ille değil, sen öyle ol. Yani tedirgin ve telaşesini ortadan kaldırandır. Evde despotluk, sıkıntı, terör, endişe, telaş üreten olmamalı. Ha? Şimdi onu başını açınca kayboldu. Niçin açtın dedi. Sonra hikmetini anlattı. Sonra ona müjdeler olsun sana dedi. Sen beklenilen peygamber sensin. Allah Resulü ağladı. Ve kafasını dizinin üzerine koydu, uyudu. Ve teskin etmişti. Kadın, eşi teskin etmişti. Ama vefatından sonra da diyecektir, hep sayıklayacaktır. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. Hiç kimse benimle bir şey paylaşmazken servetini bana teslim etti. Beni red ve inkar ederlerken ilk iman eden o. Ben telaş ettiğim, tedirgin olduğum zaman bana teselli verip kalbimi tatmin eden o oldu ya Ayşe diyecektir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Niçin unutamıyorsun dediği zaman. Ve Allah Resulü'nün 6 tane evladı var. Bundan bir tane de cariyeden var İbrahim. Bu 4 kız ve 2 tane erkek Fatıma-tı Zehra ki bunların en küçükleri kızların.
bu anamızdan olmuştur. Ve böyle bir rahatlatma etmiş. Şimdi tekrar alıyorum. Dağ, herkesin bir dağı vardır. Fazla girmeyeceğim. Mağara, girmesem daha iyi olur. Peki. Allah'ım seri ala seyyidine Muhammed. Siz ne kadar duymak istiyorsanız, ben de o kadar anlatmak istiyorum ama ne yapayım, kaldırmaz. Herkesin bir, her peygamberin ve büyük zatların mağarası ve dağı vardır. Ustadın da boyutlaştığı yer, bir parçasını anlatırım. Bağla çanda ve ismi Hakim ve Rahim'in azami derecede zuhur ettiği yerdir. Şu kadarını, bir parçasını söyleyeyim, gerisini doldurursunuz. Kadın 18 bin alemi birbirine bağlayan bir koridordur. İnsanı aslına taşıyan bir sistemin adıdır. Adem, safiyullah'tır, arınmaktır, her şeyde sıyrılmaktır, öz ve cevherdir. Lezzet, hariçten alınma değil, haricin her şeyden bizi arındırıp kendine doymaktır. Ademi bir vücuda doğru seyahat etmektir. Lezzet, her şeyi, ben simge olarak söylüyorum, bazıları yeni gelmiştir, ne diyor falan diyeceğinizi biliyorum. Ama ne edeyim? Seni ne kadar alakadar olduğun şeylerden sıyrılırsan o kadar lezzet olur. Seni her şeyden koparandır. Sana lezzet yükleyen değildir. Her şeyden koparılıp özüne dönmeden hasıl olan lezzettir. Onun için hiçliğimi bilmeye çalışıyorum demek, o hiçlik bütün varlığa mukabil sahibine aynadarlık olmak, en cami ve lezzeti kutsi, ünsiyeti hak oluyor. Yani Allah'lık hakikatının en cami zuhur etmesi oluyor. Buna da vesile olan iki türlü yöntem vardır. Bir tefekkürdür, iki kadındır. Seni her şeyden arındıran, her şeyden koparıp seni sıfırlamaya götüren ve aslığınla tanıştırma yöntemidir. Geliş yöntemini kullanarak aslına dönme şifreleridir. Ben bu kadar anlatıyorum. Yani bilin birbirinizin kıymetini. Şimdi baştan alıyorum. İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalp. Soruyor. Cennet deyince, huri deyince cinsellik anlıyoruz. Cinsellik çok basittir. Bilmiyorum ama ilmen varabildim. Çok basittir. Onun daha bu his seviyesidir. Onun daha ilerisi vicdandır. Daha ilerisi kalptir, daha ilerisi ruhtur, daha ilerisi fenai mutlaktır. Fena fillah'tır yani. Ötekisi ise bedensel bir histir, hayvanlarda da vardır. Bu, şu kadar da bir parça ekleyeyim. Ustadın tabiriyle 8 dakika bir lezzet için ortaya çıkacak çocukların ve kadının dünya ve ahiret mesuliyetini yükleniyorsun. 8 dakikaya bu kadar korkunç mesuliyeti yüklemek adalet uygun değildir. Adeta bir tuzak gibidir. Haşa ve kella. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı için tadat ediyorum, cevap vereceğim çünkü. 8 dakika bir lezzet için ömür boyu bir imtihan girdabına girmek, bu kadar mesuliyeti almak Allah'ın adaleti Rab'a görmezdi. Başka bir şey var orada. Yani 8 dakika için bu kadar mesuliyet yüklenemez. Yüklemez Allah. Adil mutlaktır. Adeta tuzak gibi gözüküyor. Tövbe yani. Haşa. Peki ne? Seni o Adem denilen bütün vücuttan arındırıp
aslı varlığına doğru seyahat etme yöntemi ve alıştırmasıdır. Seni oraya taşıdığı için. O oralara taşınmak da dakikası makkası yoktur. Bir an seyahati yetiyor. Bu işlevi, bu korkun çok büyük bir neticedir. Hiç dünyada hiçbir şeyle kıyas edemezsiniz. Ancak bir tefekkür imani ile başka bir yolla gidersin veya bu yolla. Yani o taşındığın yere, kazandığın bir hakikata, tefekkürüne malzeme olsun diye bu korkunç çok büyük, çok büyük aslına tanışma neticesi itibariyle bu kadar büyük bir netice için o mesuliyeti sana yüklemiş. İnşallah biraz düşünürsünüz. Detay olmuyor. Demek ki cennet deyince, huri deyince cinsellik anlıyoruz. Oysa kalptir. Şöyle diyeyim. Annesi vefat edenleriniz vardır değil? Annenle şimdi oturmak istemez miydin? Peki babanla? Evladınla, kardeşinle? Çocuğu vefat edenler? Peki cinsellik midir? Annenle oturup kalkmak, ondan lezzet almak, annenin sana sarılması, annenin kokusunu annesi vefat edenler bilir. Ben 53 yaşındayım. Maddi ve manevi anneme ihtiyacım yoktur. Olsa şimdi. Hiçbir gün yoktur ki eksikliğini hissetmemiş olayım. Mutlaka eksikliğini hissedersin. Evladı yananlara söylüyorum. En acı odur. Maddi ve manevi ona ihtiyacın yoktur bebek. Ama kucaklaman yanında olsa evlat cinsellik midir? Kör olası cehalet hep lezzetleri ona bağlamış. Mesela benim başıma geçeni söyleyeceğim. Sizde bir sürü vardır. Bir gün aile bir şeyinden dolayı bir yerde toplanmışız bizim akraba familya. Babam ve annem gittikten sonra ablamın evindeyiz. Benden büyük beni yıkamış çocuktum. Ondan sonra bir an ben gerildim tabii böyle. Biraz kızdım birisine. Koltuktayım böyle. Çok fena kızdım. Yanımda ablam oturuyor. Elini uzattı. Kardeşim rahat ol. Sana yakışmıyor, rahat ol dedi. Ete sürdü. Sanki ceyranla hepsi gitti. Cinsellik midir şimdi? Kör olası cehalet. Kalbine mukabil kalp. Bak, topraklama yapıyor. Kalp diyor bakın. Kalbe mukabil kalp. Bedene mukabil beden demiyor ki. Lezzet odur. Diğerleri ne diyor ki hayvanlar? 8 dakika bir şey yapacak. Abi bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Huriler 70 hülleyi giydikleri halde bacaklarının, kemiklerinin ilikleri görünüyor. Bu ne demektir diyor, soruyor üstadı. Yani üstad bir tek cinsellik olarak değil, 70 kademe lezzetten bahsediyor. Yapmayacağım bir daha sonra. Böyle yapmaya çalışacağım, şahadet. Evet. 70 hülleyi, yani 70 tane lezzet ve zevklerin bütünlüğü, yani cennetin aksamı kesiresinin bütünlüğünü cem etmiş. Cinsellik değil. Değil mi? Huri. Ha? Maşallah. Harika. Bazen kafan çalışıyor lan. Devamlı çalışsa sana da bize de sorun olur. Ama maşallah elhamdülillah. Bu kalp bambaşka bir şey. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Cinsellik midir? Beni kadına değiştirir misin? Ben seni değiştirir. Evladını, kadını bir başkasına değiştirir misin? Bir kadın. Cinsellik midir? Yani böyle örnek veriyorum ki bir şeyleri atalım zihnimizden. Değil ya. Allah da seviyor. Biz de seviyoruz. Cinsellik midir Aşat abi? Kalp bambaşka bir şey. Alem. Kalbin mevcut bulunması. Seni seven birisi var mı? Kalbine mukabil bir kalbin var mı senin? Ne mutlu sana. Her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şefklerini mübadele etsinler. Tebeddül etsinler. Yani çekirdek ağaca tebeddül o.
ağaç çekirdeğe döndürülsün. Yani asla dönüşüyor. Kopyala yapıştır bile değil yani. Çekirdek ağaca, ağaç çekirdeğe tebeddül, bedellenmek. Etsinler, lezaizde birbirine ortak. Yani zahirde ondan alınıyor gibi gözükürken o bizi arındırıyor, aslımıza döndüğümüz için lezzet alıyoruz. Lezzet orada değil. O da zevk var, lezzet bizde. İsmi hakim tecelli eder. Yani arınıyoruz, sıyrılıyoruz, unutuyoruz her şeyi. Sanki Adem gibi, yokluğuna, aslına dönüş gibi, her şeyin sıfırlandığı gibi. Uyku da buna benzediği için lezzetlidir uyku. Uyku da lezzetlidir. Sıfır gibi. Hiçbir belirlenişi yoktur ama bütün sayılar onunla bilinir. Gam ve kederli şeylerde yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Hele seni seven bir kalbin varsa, üf, bahtiyar adamsın. Gerisi hikaye. Merak etme. Sahabelerden daha fazla zenginsiniz. Sahabe kadar aç olan kim olmuş? Evet, bir işte mutahhir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Tamam, bunu istiyoruz. Ha, şimdi diyor ki, kalplerin en latifi. Latif ne demek? Ona bir gireyim şimdi. Bir parça. Ondan sonra kadın nedir tanımı yapacağım inşallah. Latif, cisim olmayıp, cisimde olup cisim olmayan, nurani bir, mayin bir şekil yoktur, şekil alıp şekil verendir. Latif. Kadının mayen bir şekli yoktur iç alemi. Sebebi latifeleri, duyguları mayen değildir. Her memlekete gelin olabilir ve her insana eş olabilsin diye herhangi bir sabit bir latifesi karakterle donatılmamış. Her şey olabilsin diye, bu bir. İkincisi, latifelerin en latife oldukları için. Her çeşit çocuk doğurabilmesi için, her çeşit latifeye sahip insana zemin olsun diye muayyen bir latifesi yoktur. Nihayetsizliktir. Yani öyle bir latifesi var ki simasıyla içeri, dış etkilerle şekilleniyor, aynı zamanda kendi latifesiyle dışarı etkiliyor. Anladım. Kadına bir lütuftur bu. Lütuftur tabii. Yani mutlak ve muhit gibi bir sistem çalışıyor. Hem de nasıl bir lütuf? Her şeyi üretebilen bir sistem. Allah Allah. Bir de nezaket var. Zariflik, incelik, nezaket. Edebi, yani edebi yapısı. Ama letafeti beni çok etkilemiş. Cisim olmayıp cisimde gözüken, mayen olmayıp her şey olabilen. Her şey yapabilen, seni de değiştiriyor, her şey yapabiliyor seni. Her şey olabiliyor, her şeyi imal edebiliyor. Şu sisteme bak ya. Letafet. Mesela güneş enerjisi gibi. Odun da olur, çakal da olur. Elma da olur, armut da olur, parmuk da, pamuk da olur, zeytin de olur, incin de olur. Enerji değil mi? Adeta değil mi odun donmuş güneştir. Kadın cesedi ama içinde güneş var. Odun da donmuş güneştir. Yakın bak kim çıkacaktır. Usta çekme şey abi. He? Bütün manalar, hakikatin manaları diyor. Cismaniyette gizlidir. Evet işte cisim yani odun gibi ya. Odunda duman da var. Nur da var, ısı da var, ışık da var, ultraviyal var, letafet var, nezaket var. Kilosu varken odunun içindekileri, yani kiloyu meydana getirenlerin kilosu yoktur. Odunun kilosu var, onu meydana getirenlerin kilosu yoktur. Odunun muayyen şekli vardır, mutlaktır, bellidir, tamam mı? Muayyen. Fakat onu meydana getirenin muayyenliği yoktur. Odunun yaşı vardır,
Onu meydana getirenlerin yaşı yoktur. Kadın nedir? Kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, yani bedeni değil ha, kadınlığa mahsus, yani biraz önce anlattığım 18 bin alemin koridorudur. Yani alemi gaybtan, alemi ervahtan, insanlık aleminin alemi şehadete intikal ettirilen bir koridor ve tüneldir. Aynı zamanda evlilik vasıtasıyla fikren, hissen, letafet itibariyle aynı yolları kullanarak aslında tanışma yöntemidir. Böyle bir işlevi var yani. Bu nedir ya? Onun için ayağının altındadır cennet. Biliyorsunuz, ahiretteki ağaçların kökleri yukarıdadır, meyveler aşağıdadır. Meyveleri aşağıdadır. Çekirdek, ayak ve meyve. Aşağı meyveyi veriyor. O alemin simgeselliğini taşıyor. Kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği kadınlığa mahsus bir letafet. Letafeti biraz önce anlattım. Bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Hüsnü siret. Siret. Siret neyin yapısıydı? Böyle bir ezber yapmayalım bak şimdi. Siret neydi Fatih Tekin? Nerenin şeydi? Siret nerenindi? İnna Allah'a halakal insanı ala sureti rahman. Emir Dabir 146. Orada diyor ki muhakkak ki Allah insanın simasını sureti rahman olarak yaratmış. Ehli zahir diyor. Haşa insanın zahirine rahman nazarıyla bakmışlar diyor. Ustad diyor ki hayır diyor. Bu suretten maksat sirettir, ahlaktır, sıfattır diyor. Yani suretin, suret nedir? Bu değildir. Yaşı, cinsiyeti, kilosu, sureti, bu siması, buna sima deniliyor. Komple yani hakikati surettir. Bunun, bu gözükenlerin batınından kaynaklanıyor. Gözükenler var ya benim şu anda görüyorsunuz. Benim batınımda 3 tane şey var. Siret, sıfat, ahlak. Değil mi? Kitaptan naklediyorum, kitap okuyan. İşte kadının nezaket içindeki hüsnü siretidir. Kadında o suretin batındaki siret çok inkişaf etmiş. Bir parça. Miraç, mebde ile münta arasındaki hayat ihtisaldır. Bu cismaniyetle gitmiş Allah Resulü, cismaniyetle, ta sonuna kadar. Kab-ı kavseyne kadar ahlakıyla gitmiş. Su, yani şu cismaniyetin bu sıfatıyla gitmiş. Arşa kadar sıfatıyla gitmiş. Lef-i mahfuza kadar sıfatıyla gitmiş. Arşa kadar siretiyle gitmiş. En cami, erkekten daha cami, kadında siret çok üstün. Siret yani arşı içine alıyor, arş. Arş demek esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir. Bazılar şimdi yeniler diyor ki, olan nereye geldik ya? Bu ne biçim vaaz ya? Bu ders midir, nedir falan diyorlar. Kadınların hissiyatı biraz daha inkişaf ettiği için. Evet. Yani arş hissiyatların cemiyidir. Onun hulasası sendedir. Senden bahsediyorum kardeş. Hep dışarıda yaşadığımız için, hep gazete gibi okuduğumuzdan dolayı kendimizi, hep namaz kıl, oruç tut, domates kafaları, nerede lan paranız falan duyduğumuz için bunları da din zannetmiyoruz. Senden bahsediyorum. Senin eşinden bahsediyorum. Ona göre bil kıymetini. Abi denk geldi işte falan. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Sana göredir ortalama. O abi ben seçtim o seni. Hayır. Aklına Allah bir fikir, kalbine bir meyil vermiş. Tıkır tıkır gittin. Kaderdir, evlendin. Abi ben... Kaderdir kardeşim. Fikri o verdi, kalbine meyil. Abi ben seçtim. Seçtirilmeseydin seçemeyecektin.
sevdirilmeseydin sevemeyecektin. Biraz arkadan bak ya. Abi bir manada imtihan mı yani? Ne anladın sen? Ne imtihanı? Nimet. Benim yok, bak sizin var. Yani eşinden şikayet etmek için Hazreti Ömer'in kapısına gidip de orada da... Evet. Allah'a ne nimeti? Allah Allah. Sonra en kıymetli ve en şirin cemali ise güzelliğine bakalım bak. Boyu böyledir, postu böyledir, saçı, gözü bilmem ne demiyor bak. En kıymetli, en şirin cemali ise bakayım neymiş? Bak bakayım senin hanımda var mı? Bunu diyebilmek için sende de olması lazım ama en kıymetli, en şirin cemali bakayım neymiş? Ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Allahu Ekber. Çünkü şefkat, elime bakın, Nur-u Muhammed'i, bütün kainatın çekirdeği. Kainat yaratılmadan önce ilk önce bu yaratıldı. Bunun kaynağı esma, bunun kaynağı sıfat, bunun kaynağı şuunat, bunun kaynağı mahiyet-i zatı. Bu Allah'lık hakikati. Şimdi şefkatin yeri neresidir? Şuunat. Şuunat-ı zatiyenin merkezini bana söyleyin. Ne var şu en merkezinde? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Daha bu tarafa. Soğanın cücüğünden dışarıya çıkalım. Şefkattan sonra çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya. Sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Biz, soğan kabuğu. Tamam mı? Ne anlatmaya çalıştım? Şefkatin kaynağı madeni kadınlardır. O da şuunat-ı zatiyenin tam merkezindedirler. Muhabbet, aşk, şefkattan bu taraftadır. Ustad İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, ey ustad diyor, aşk diyor, şefkat diyor, aşktan daha latif, daha ötededir. Yani şuunat-ı zatiyenin merkezinde şefkat. Arkadaşlar şefkat soğanın içi cücük değil, muhabbet, aşk şeyde. İstersen bir daha yapayım. En merkezden çıkıyorum. Ben de sana doğru geliyorum. Şefkat. Daha kesif. Çık dışarıya. Yani daha katı. Buna göre daha bize doğru. O Allah'a yakın. Şefkat. Çık dışarıya. Muhabbet. Çık dışarıya. Şefk. Çık dışarıya. Surur. Çık dışarıya. Lezzet. Çık dışarıya. Memnuniyet. Çık dışarıya. İftihar. Endişe. Lezzet nerede? Ta dipte. Aşk nerede? İkincide. En merkezde şefkat. Şefkat madenleri analarımız, kız evlatlarımız, bacılarımız, halalarımız, teyzelerimiz ve hanımımız. Bilim, çünkü bunları Allah seçmiş, sen seçmemişsin. Öften püften bahanelerle ne de çabuk birbirimizi terk ediyoruz. Ne de çabuk. Ne kadar ucuz ve çabuk. Ne kadar ucuz ve çabuk birbirimizi terk ediyoruz. Acayip. Hepimiz de. En başta ben. Cemaat içinde tevazu yapmak riyakarlıktır. Riyakarlık yapmıyorum, doğrusu. Ucuz ve çok basit şeyler hemen terk ediyor. Ben 2 gün önce şeytanı gördüm rüyada. Şeytandan ne anladım biliyor musun? Onu anlattım bir WhatsApp grubumuzda. Sesli anlattım kaybolmasın diye. Şeytandan ne gördüm biliyor musun? Şeytan benden ümidini kesmemiş. Şeytan benden ümidi kesmemiş de, onun sahibi olan Allah senden ümidi keser mi? Allah senden ümidini kesmemiş. Allah için ümit denmez ama bir şey hakikatin ucu olsun. Şeytan senden diyor ki, yok değilsin ama bir şekilde düşüreceğim seni. Ümidini kesmemiş. Bir kişiden ümidini kesmiş. Peygamberimizden.
hiçbirisinden kesmemiş daha. Peki şeytan senden ümidini kesmemiş de Allah senden alakasını, ümidini haşa ama keser mi? Sistem yani şeytan bir çalışan bir sistem. Ama arkadan bakınca sistem, buradan bakınca şeytan. Arkadan bakınca da çok da zevkli oluyormuş diyorlar. Demek ki kadının senin eşine dön, annene daha güzel olur. Kadının cemali ise yaşlıdır ama annen, oğlum hiç mi böyle sürmedi sana? Oğlum ülvi, ciddi, yalan değil bu sürmeler. Samimi, nurani, o nasıl nurani ise simadan böyle şey çıkan güneş gibi şefkati. Vurduğu yer ne şuna bakılıyor. Nasıl bir şeyse. Abi o şefkat Cenab-ı Allah'ın ilahlık özelliğinden dolayı hani dediniz ya elini koyuyor veya kafanı sürüyor. Onunla bir şey. Anne şey kadın şefkat aynadır. Özellik. Allah orada Rahim ismini, şefkat Rahim'di değil mi? Ha, şehvet Rahman'dı, şefkat Rahim'di daha ötede. O sürdüğü zaman sanki 500 bin voltluk ceyran barajı eve sanki bağladığın gibi. Öyle oldu. Sanki hiçbir şey olmadı. Tamam abi. Tamam peki. Kızdığım şeyi hemen kabul ettim. Tamam. Çok tuhaf. Çünkü ben biraz daha hassasım ya. Böyle bu enfusi şeylere. Çok acayip. Ondan bazen işte bazen eferimiz tutuyor yani. İnsanız ya beşeriz. Samimi söylüyorum ve birbirimizi tanıyoruz. Ben ruhum şeyimi söylüyorum, hissiyatımı. İtimat edin. Rabbim de biliyor ya. Sizi en rezil bir vaziyette bir yerde görsem, siz de birbirinize öyle olun, bana da öyle olun. En rezil vaziyette bir yerde görsem, bir iş yaparken görsem, vallahi kafamı çeviririm. Verdiğim değeri de bozmam. Çünkü insandır düşer. Allah böyle de yapıyor. Allah'ın bir ahlakı var. Ne diyorlar ona? Allah'ın ahlakına? Hulukul Kur'an'da değil. Hulukul Kur'an'da mı? Nedir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Sibgatullah. Allah'ın boyası bu. Allah bile bir kulunu severse hadis-i kutsi'de gördüm. Allah bir kulunu sevmişse bazı günah düştüğü zaman Allah görmemezlikten gelirmiş. Böyle bir Allah var ya. Böyle bir Allah sevilmez mi ya? O zaman diyoruz ki İbrahim'e, ya Rabbi o günah vardı yani. Onu görmemezlikten gel. Dua et. Ya Rabbi, razı olmadığın geçmişimden tövbe, razı olmayacağın geleceğimden de sana sığınır. Hesaba çekeceğin günahlardan tövbe ediyor. Hiçbir şey mi bilmiyorsun böyle de bari? Ya Rabbi diyeceğim bir şey bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istemişse istiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelerde sığınmışsa ben de sığınıyorum. Amin veled dalinem. Hani demiş ya Kürt kardeşimiz gitmiş haca diyecek bir şey yok. Ya Rabbi Hasan'ın çocuğunu Memo öldürse ama bir vesile evime girse öyleymiş yani doğuda. Kan davası. Bir vesile eve girdi. Kesinlikle gereken muamele yapar misafirlik. Dışarıda gene kan davası devam ediyor. Evime gelse Memo'ya bana yakışır gibi muameledir. Ben de senin evine geldim. Amin. Amin. Ya Rabbi onun duasını metin bizimle. Ben de senin evine geldim. Bir şekilde geldim ben de. Katilim ben ama kendi katili. Ama bir şekilde geldim. Evine geldim. Senin evin. Sen söylüyorsun. Bundan sonra sana ait. Yani ne isteyeceğimi de bilmiyorum ya. Ne yaparsan yap diyor. Ne teslim ya. Ya böyle bir Allah'tan ne korkacaksın ki? Korkutan şeytandır. Haf ettiren melektir. Korku aklidir. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet vardır.
korku da çöküntü var, ümitsizlik vardır, yeis var, şeytan korktu, korktu, yeise düştü. Müslüman işte Adem Aleyhisselam haf etti. Hafullah'ta lezzet var diyor. Allah. Akli karanlıktır, kalp zulmettir. Akıl cüz-i ihtiyaridir, kalp iradedir. Yani tabirlerine koydurma, tefekkürüne harika ufuk açıyor. Peki, kadına devam ediyoruz. Şu cemal-i şefkat, kadının birinci sıfatı buydu. Şu cemal-i şefkat, iki, hüsn-ü siret, içsel yapı, bizi tanışıya taşıyan koridor, ahir ayete kadar devam eder, ziyadeleşir. Böyle bakarsan, yani binayla ne meşgulsun cesetle? Orada bir ruh var, nazargahı ilahi. En azından Allah'ın sana emaneti. Kim? Allah. Biraz benim bir emanetime bir dikkat et. Sen desin ki, emanet ediyorum. Ya bir şey yapınca, dur ya Hasan abinindir ya. Hiç mi hukukumuz yok kardeşim? He? Hiç Allah ile mi hukukumuz yok? Hiç mi şeyimiz yok ya? Vefa yok. Ya Allah'ın emaneti ya. Ya Rabbi de. Vallahi senin emanetin olduğun için ben yuttum. Benim de günahımı herhalde aşırı yutarsın, şey yaparsın. Yutarsın, unutursun. Affeden affedilmeye layıktır. Ve o zayıfe, latife mahlukun hukuku hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yani üç tane sıfat düşünülürse devam eder. Çünkü biz diyor bu dünyalık için dost edilmiyoruz diyor ustad. Ahirette de eşindir. Ne olacak? Bak üç tane sıfatı. Cemal-i şefkati, hüsn-ü sireti. Budur. Ondan sonra bir de şey, en kıymetli, en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkati. Şefkatin içerisi, şefkatin içinde ne var? Karpuz gibi yarın, şefkat deyin şu karpuza. Yarın şefkatin içine ulvi, ciddi, samimi, nurani var. Bunlar varmış. Şefkatin içi bunlarla dolu. Bir daha söylüyorum. Bu karpuzun adı karpuz demeyin. Şefkat, vurun bir çağında ne var içinde diye. İçinde ulvi, ciddi, samimi, nurani. Bütünün adı şefkat. En canı onlarda. Sız, itirazın kapansın. Çocuğa diyorduk ya. Ama o, ama ne? Senin şerinden kurtarmak için çocuğu alıyor. Altın temizliyor saatlerce. Uykusunu vesairesini kesip onunla meşgul olun. E senin de işte, sen de ben de böyleyiz. O da böyle bak. Sus olsun kapatsın şuna bak ya. Sanki şey, şu bebek ağlayınca yapıyoruz ya öyle. O ne yapıyor? Senin şerinden kurtarmak için kenar köşeyi duvar arıyor. Şerinden ha, senin şerinden. Ondan sonra kalkıp da mükürlen beylik yapıyorsun akşam. Sabahtan akşama senin evladına hizmetçilik yap. Ondan sonra külan beylik ya. Yakışıyor mu sana ya? Yüz kusur olsa affedilir ya. Tek bir şey affedilmez. Abi evlilik aynı zamanda sünnettir. Siz o kadar güzel anlattınız ki eşi. Herhalde bütün bekarların başında belaya girecek. Yarın kız istemeye gidecekler. Fakat merak ettiğim başka bir husus var. Bu kadar güzelse üstadımızın terk ettiği sünnetlerden biridir bu. Senin için. Demek ki çok daha büyük bir makam. Evet. Bu bir hakikat ama senin için. Bir tanesi dedi ki, abi diyor ben 3-4 gün oldu bir Facebook'u, Fasyon'u açtık, vardı, işleme koydum. 4 gün sonra bir şey anlatacağım. Bak, niçin evlenen, bak. 4 gün sonra gece saat 11:23. Abi, ayakta mısın? Kimsin? Ondan sonra, tanımıyorum. Olmuş. Abi be. Söyle kardeş. Uyandırdım işte söyle. Ya abi be. İki çocuk anası nasıl dedi bizi terk eder dedi. Tanıştı sanal dünyayla Adana'ya gitti diyor. Lan ne diyorsun anlamadım ya. Sen ne diyorsun ya. Manyak mısın desin ya. Desin biliyor. Bak Facebook'ta tanışmış. Gitmiş. Bu ne demektir dedim. Biz de açalı 3-4 gün oldu. Tabii ya bir hafta önce. 4 gününü açtık. O da dersleri paylaşacak, cümleleri paylaşalım diye yani. Hasan Akar diye bir yer. Ondan sonra
De, abi dedi Facebook'ta böyle dedi falan. Mesela koca 60 yaşındaki adam 13 yaşındaki kız gibi kendisini gösteriyor. Ben buyum diyor falan böyle. Allah da o tüylerim var. Ne diyorsun ya? Abi çekip gitti diye böyle. Al. Ondan sonra dayanamadım. Gece kalktım neyse ona koydum. Uğraştım kapatamadım. Beceremedim ya. Ondan sonra kime telefon ettim? Ertesi gün sana. Sana değil mi? Ben evet gene beceremedim. Ersal aşağıdaydı. Çağırdım. Gel buraya. Önce beceremedim. O gün işte. Ersal gel bu nasıl kapanıyor? Ondan sonra kapat. Ne anlatacağım biliyor musun? Burayı niye anlattın? Ertesi gün bizim gruba dedim ki kapatın kardeşim ya. Çöp tenekesi misiniz? Tabii içim dolu ya. Fevran. Kapatan kapatana tabii. Kapattı kapattı. Sen kapatamazsan karına kapat diyemezsin. Hakkın yok. Sen kapatamazsan kızına kapat diyemezsin. Kapatacak kızına. Sen yapacaksın. Limete kullanım ara tefal. Yapmadığın şeyi söyle. Ondan sonra bir tanesi yazmış. Ya diyor babam diyor ki onu kapatma. Senin sonuna gelecek. Kapatmasan kulağından çakarım duvara diyor. Tamam mı? Kadına diyor. Okudun değil mi? Göndermiştim. Ya diyor ne nasıl bir hocasın diyor. Bir şey kapat diyorsun. Millet kapatan kapatana diyor. Nasıl böyle kalplerde yer yaptın dedi. Çünkü kalplerime parayı malı sokmamak için evlat edinmedim ki siz mani bir evladım olasınız diye. Onun için. Allah'ın üstadımızdan ve bütün vakıf amirlerimizden ve sizden ebediyen razı olsun. Yani ustad hayatını hayatımız için feda etmiş. Resulullah başta tabii. Uykusunu, gıdasını, servetini, varlığını bizim için feda etmiş. Peki. Şefkatin özelliği olmuyor mu? Efendim? Şefkatin özelliği olmuyor mu? Evet. Zirve. Fedakarlık bu. Yani mesela biraz açık diyeyim. Bir hafta, 20 gün, bir ay sabredemiyorsunuz. Onlar ölünceye kadar nefisleriyle mücadele ediyor. Yüz kusurları da olsa affedilir. Yani bir ay sen sabredemiyorsun. Değil mi? Ölünceye kadar nefisleriyle aslanlar gibi mücadele ediyor. Yeter ki sana bu tür dersler anlatılsın diye. Yani demez miydi? Sırf bu dersi böyle duysa. Ya. İnsanlar o kadar bozulmuş ki kendisine şefkat ve merhamet, fedakarlık yapanları ahmak diyor. Kendisine bu tür şeyleri anlatmak için hayatını vermiş, ahmak diyor. Peki o zayıfe, latife mahlukun hukuk hürmeti, o muhabbetle muhafaza edilir. Yani üç sıfatla, üçünü doldurursan ancak böyle düşünürsen muhafaza edilir. Yoksa hüsnü suretin zevaliyle, yani görüntüsüyle, yoksa hüsnü sureti, bedeniyle, suretiyle muhabbetini bağlarsan ne yapar? Yoksa hüsnü suretin zevaliyle en muhtaç olduğu bir zamanda bir çare hakkını kaybeder. Onun için anlattı bak. Şuraya bak yani bu da öyle, o da öyle bak. Üç tane, iki çocuk anası böyle de yapabiliyor. Ama kötü misal İslam hukukunda misal değildir. Unutmayın, bu da hukukta bir kaydedir. Kötü misal, misal değildir. Peki, bitiriyorum. Diyor ki, bir işte mutahir kalan, yani heyecanda kalıp o karar veremedi, mutahir, ortada kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki birisi gelsin kendisiyle o ahireti, o tefekkürü paylaşsın. Yani o tefekkürü paylaşsın. Yani içini paylaşmak istiyorsun. Kalplerin en latifi, Allah Allah biraz önce okudum latif. Latif nedir? En şefiki, şefkatli, kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbidir. Yani senin tam karşılığın o. Kalbinin diğer yarısını ben kabul edemiyor. Yarı deyince ben aklım yarı marı yapmıyor. Tak karşısı olacak. Tamam olacak. Yani olumsuzu hiç sevmiyorum. Mesela yarısın oldu, onda kaldı. Hayır. Benimsi hep bende olacak, onunkisi de yarısı değil. Hep bende olacak. Benimsi de olacak. Böyle olacak yani. Nurani. Bir saniye ikinci kısmı da yok. Evet, ikinci kısmı. Üçünün diğer yarısı. Yok. Aynı hakikatin. Kalbe mukabil işte. Mukabil ya. Kalbe mukabil. Aynı. Öyle bir ayna ki, bu burada, bu da burada. Kim nerede oldu belli değil. Şurada bir ayna koy, orada da bir ayna koy. Mesela şöyle de diyeyim. Şuraya büyük bir ayna koy. Sonsuzlaşır. Sonsuzlaşır. İşte o.
Yar olunca beni muayeneleştirdin ya, sıkıştırdın. İki tane ayna koy, bir de arkaya koy. Sen de ortada yürü bakalım. Bir de sağına koy, soluna koy, tabağına koy, yerde de cam olsun. Şey ayna. Yürü bakayım, nerede yürüyorsun? Sonsuz. Hatta usta abi benim başında diyor ki, karşına büyük bir cam ayna koydum. Büyük ama, önde abi. Şimdi o ayna nereyi gösterir? Önünü mü gösterir, arkanı mı? Arkayı gösterir. Şimdi oraya gidiyorsun, oraya gidiyorum zannediyorsun, aslında mazine gidiyorsun. Mazine gitmek için istikbale yürüyorsun. Bir daha, bak aynayı koyduk, aynada mazin gözüküyor. Sen oraya baktığın için istikbal zannediyorsun, mazine gitmek için istikbaline yürüyorsun. Amellerimize gitmiyor muyuz haşire? Bugün yaptıkların haşirde görmeyecek misin? Haşir önünde değil mi senin? Haşir meydan gelecek değil mi? Ama bütün malzemen oraya gitti şimdi. Peki, kaç, ne kadar oldu saat? Saat oldu. Bir saat. Peki, düz oku. Kalplerin en latifi ve en şefiki kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhu imtizaç geçimi ikmal eden kalbi ünsiyet girmeyeceğim. Saatim doldu. Ünsiyeti girmek istiyordum. Yalnız ünsiyeti hakkın en güzel gösteren zemindir. Kadın. Ünsiyet hakkı girmeyeceğim. Abi, o çok önemli ama lütfen ünsiyet ile ülfet ben az önce ayırt edemedim abi ya. Şimdi duada diyoruz ki Allah'ım ünsiyetimi artır, ülfetimi kaldır. Nurcuların, benim kardeşlerim, diğer cemaatten bahsetmiyorum kendisi. Nurcuların en büyük sorunu, derdi ülfettir. Yani alışkanlık, yani ben 145'ten işaret icazdan okuyorum. Yani kadın nikah işte evet insan fazla yani biliyormuş saniyle geçince bunlar gözükmüyor. Bu ülfet. Ondan sonra Allah Allah bu nasıl bir şey ya? Bir dakika. Kısmı saniye tabir edilen kar. Durunca ünsiyetin artıyor. Tefekkür. Yani aynaya bakınca şöyle ayna düşünün lavaboda. Burayı görmüyor musun? E bunun saçını taraman gerekirken bunu niye tarıyorsun? Bunu tara, bunu görüyorsun. Burayı görmek için buradan göreceksin. Kadın böyle bir şeydir. Yani buraya bakmak için direkt bakamazsın. Varlıksız insan, insan insansız, noktalı virgül, insanlaşamaz. Bir daha. İnsan insansız, insanlaşamaz. Yani aynaya bakmadan nasıl bakacaksın kendine? Ayna yok. Hadi söyleyeyim bakayım. Ayna yok. Suda göstermesi. Donuk şey olsun. Kendini nasıl seyredeceksin? Latif bir şey lazım. Lazım. Latif bir şey lazım ki seyredesin kendini. Buna bakıp, buna bakıyorsun gibi gözükürken kendini seyrediyorsun. Kitap da böyledir, kadın da böyledir. En camisi kadındır. Oradan kendini seyrediyorsun. İşte oraya bakarken kendi hakikatına, hakikatlerini görüyorsun. Bu da ünsiyet. Kadına ünsiyet edilmesinin sebebi, yabanilik hissetmememin sebebi, tam aynı ne duygular varsa karşılığını ona koymuş. Onun da bana koymuş. Çünkü bu kadar uyum olamaz. Bu kadar candan olamaz bir şey. Abi lügatında yakınlık, tanışıklık, dostluk diye ünsiyet. Çok o çetiriz. Yani kendini seyretmek, kendini inşa etmek, kendi karşılığını görmek. Daha ilerisini götüreyim vicdanım. Seyahatinde koridor olmak, kendini onda görmek. İnsanlık var herhalde ünsiyet. Evet, ünsiyette insanlık var, insanlık kendi. Öyle bir ayna ki sana insan, öyle bir normal cam değil. Yani cam olsa senin suretini gösterir. Ama senin latifelerini, duyguların, ruhunu, kalbini gösteren nasıl bir latif ayna? Ünsiyet bu. Ülfet ise suretini gösterir. Tamam, çekip gider. Yani mesela erkekler tuvaletteki, banyodaki, lavabodaki aynayı görmezler. Hep kendileri için bakınca hemen sabah çekip giderler. Kadınlar ise kendilerini değil aynayı görürler, onun için silerler. Aynaya için bakarsan kir görürsün. Aynaya kendin için bakarsan hiçbir şey görmezsin. Ama aynı yere bakıyorsun. Aynaya baktı aldı kendilerini görmezler. Camış yaparlar.
O şeydeki bizdeki görmek, ülfe, o içini karşıdakiyle kendini yorumlamak ünsiyet. Ünsiyet nerede kalplerin tabiyle kadın kafa kadın ile ruhu bir ülfet itminan eden suri ve zahiri bir arkadaşlığı samimileştiren kadının iffetiyle girmeyeceğim çünkü senin ünsiyetini artıran kadının iffeti, nuraniyeti, samimiyeti, ulvi şefkati. O ülfetini artıran zemin. Ülfet o. Kendini besliyor yani kısacası. Seni besleyen, sana malzeme olan bir şey. Böyle bir şey atılır mı? Neydi? Bak seni besleyen 640 şu. Ulvi, ciddi, samimi, nurani malzeme. Seni inşa ediyor. Ünsiyet işte. Ötekisi ise anladım zannetmek, bildim zannetmek. Yani bedenine alaka duymak ülfet. Beden, o da bozuluyor. En fazla 6 ay. Son kullanma tarihine gitti mi atıyorsun kenara. Ülfeti itminan eden, suri ve zahir olan arkadaşlığı samimileştiren, kadının iffetiyle ahlak-ı seyyeden temiz ve pak bulunması ve çirkin arızalardan hali olmasıdır. Gece ve gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu hakikatta haklanmayı, eşimize bu ahlakı, bize de bu hakikati ve bakışı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hatice-i Kübra radiyallahu anha arasındaki uhuvveti, samimiyeti, şefkati, anlayışı, bakışı ve kucaklamayı ve affı bize de nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وهل أتاك
حديث موسى العالمين الفاتح.